Tel Aviv'e bomba sevkini durduran ABD Başkanı Biden, İsrail refaha girerse sevkiyat kesilir dedi. Netanyahu'dan cevap geldi. Yalnız kalmamız gerekirse kalırız. Baksanız işte böyle kavga ediyorlar havası ama yok öyle bir şey. Gazze katliamları için İsrail'e milyarlarca dolar silah yardımı yapan ABD, refah saldırısının ardından 3500 bombayı göndermeyeceklerini duyurarak Tel Aviv'e göstermelik bir tepkide bulundu. Dünya kamuoyunun uyarılarına rağmen 1,5 milyon sivilin sığındığı Mısır sınırındaki refahı işgale başlayan İsrail ile katliamların finansörü ABD'nin arasında yalandan silah krizi çıktı. 7 Ekim'den bu yana katliamları için İsrail'e milyarlarca dolar değerinde tonlarca silah sevkiyatı yapan ABD, refahı gerekçe göstererek 3500 bombayı göndermeyeceğini ileri sürdü. <laughs> ABD Başkanı Joe Biden, CNN'e verdiği röportajda İsrail'e sağlanan Amerikan yardımı yapımı silahların Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etti. Biden 900 kiloluk bombaların İsrail'e sevkiyatını durdurmasına ilişkin Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda ve İsrail'in sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü diyerek Amerikan üretimi bombaların Gazze'deki sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını itiraf etti. Refah konusunda İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu uyardıklarını kaydeden Biden, eğer refaha girerlerse, henüz kapsamlı bir saldırıya girmediler, eğer girerlerse o zaman refahta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim diye konuştu. Yalnız burada tabii önemli olan şu sözler, Gazze'deki siviller bu bombaların sonucunda İsrail'in sivil yerleşim merkezlerine girdiği diğer şekillerde öldürüldü diyor. Bu İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı Amerika'nın kabullenmesi demek, bir itiraf bu. Şimdi Amerika hakkında bir soykırım davası açılmasını bekliyoruz. Gerekirse Türk hükümeti, Türk dışişleri böyle bir davaya açabilir. Adamın açık itirafı var. Başkan Biden'ın silah tehdidi İsrail'de tepkiyle karşılandı. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Jilad Erdan hayal kırıklığına uğradıklarını açıklarken Güvenlik Bakanı Ben Giver, Hamas, Hamas Biden'ı seviyor paylaşımında bulundu. Kültürel Miras Bakanı Amidai Eliyahu, Biden, Winston Churchill gibi olabilir ama Chamberlain olmayı tercih ediyor, onursuzluğu tercih ediyor bunun sonucunda onu hem onursuzluk hem savaş bulacak ifadelerini kullandı. Adama bak Biden da tehdit ediyor değil mi? Bu İsraillerde garip bir şey var. Öksürsen sen antisemitistsin diyorlar. Ne bileyim bir eleştirsen vay sen Hamasçısın falan. Ya kardeş öyle değil işte yani. Öyle değil. Peki yine buradan bu noktadan devam edelim. Biden ya refah ya silah demiş. Akşam gazetesi ee, böyle veriyor. Ee, ne bu? Pardon, Aydınlık Gazetesi böyle veriyor. Ya refah ya silah. ABD Başkanı İsrail'e silah sevkiyatına kısıtlama getirdi. Biden'ın ifadesiyle Gazze'de sivilleri öldürmek için kullanılan toplam 3500 adet bomba Tel e aktarılmıyor. Beyaz Saray bu şekilde sivil katliamların ortak olduğunda itiraf ederken İsrail yöneticiler Biden'ı onursuzlukla ve Hamas'ı sevmekle suçladı demiş. Şimdi e, biraz daha ayrıntılı verelim mi? Bunu verelim. Beyaz Saray Gazze'de sivilleri öldürmek için kullanıldığını kabul ettiği bazı silahların İsrail'e sevkiyatını durduracağını resmen teyit etti ve Tel Aviv'in refaha büyük bir kara operasyon düzenlemesi halinde Amerikan silahlarının sağlanmayacağını iddia etti. ABD Başkanı Biden çarşamba akşamı CNN'e verdiği demeçte teslimatı askıya alınan Amerikan bombalarına atıfta bulunarak Gazze'de siviller bu bombalarla hedef alınarak öldürüldü dedi. Beyaz Saray yönetiminden üst düzey bir yetkili Biden'ın resmi açıklaması gelmeden önce Times of Israel'e sevkiyatı durdurulan mühimmatın 1800 adet 907 kiloluk ve 1700 adet 226 kiloluk bombadan oluştuğunu aktarmıştı. ABD Başkanı Refah'a da değinerek oraya girmeleri halinde en baştan beri kullandıkları silahları onlara vermeyeceğimi açıkça belirttim şeklinde konuştu. İsrail Refah'ta henüz kırmızı çizgiyi aşmadı diyen Biden, bu çizginin yoğun nüfuslu bölgelere girmek olduğunu söyledi. İsrail'in harekatının Mısır açısından da sorunlara neden olduğunu kabul eden Amerikan Başkanı kendisinin ve Kahire'nin Refah konusunda yoğun çaba sarf ettiğini kaydetti. Biden çaba göstere dursun, Birleşmiş Milletler verilerine göre 1.5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'tan son birkaç gün içinde 80 bin kişi mecburen göç etmek zorunda kaldı. ABD basını ise başkanın kararını bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. Röportajı yapan CNN'e göre Beyaz Saray Gazze'de sivillerin öldürülmesinde kendi ürettiği bombaların kullanıldığını ve savaştaki rolünü açıkça, açık şekilde kabul etmiş oldu. Haber kanalına bakılırsa İsrailli yetkililer gelinen durumdan büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden'ın silah sevkiyatını durdurma kararını eleştirerek ABD Başkanı'nın çatışmada Hamas'ın tarafını tuttuğunu ve dünyayı doğrudan 3. Dünya Savaşı'na sürüklediğini iddia etti. Cumhuriyetçi Başkan adayı Trump, sahtekar Joe bu teröristlerin tarafını tutuyor. Tıpkı üniversite kampüslerimizi ele geçiren radikal çetelerin tarafını tuttuğu gibi. Çünkü bağışçıları onları finanse ediyor dedi. Diğer cumhuriyetçiler de Biden'a öfkeli. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato azınlık lideri Mitch McConnell Beyaz Saray'a ortak bir mektup göndererek başkanın kararının İsrail'e verilen güvencelerle ters düştüğünü vurguladı. Adamların gözü dönmüş artık yani e, gitmişler e, bir şekilde. Şimdi nasıl e, akıl gitmiş. Akıl uçmuş gitmiş. Nasıl bir katliam savunuculuğudur? Nasıl bir şeydir bu? E, anlamak çok zor.